Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Ne dedi, ne dedi? Bak açık konuşuyor. Açık konuşmayı severim. Varsın, gidiyorlarsa gitsinler. Buralar boş kalmaz, merak etmeyin. Len ve gençler kazanmıştır. Onlar bu ülkeden ümidi kestiler, bavulları zihinlerinde topladılar ve bir gün gidecekler denen gençler bir seçim daha beklemeye karar vermişler. Ne dedi, ne dedi? Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim, ezer ezer atarım. Bugün biz Ankara'da seçim yapsak, Allah'ın izniyle, gitti. Şimdi söylemeyeyim neticeyi, şerefimi temin ediyorum, öndeyiz. Ne dedi, ne dedi? Ben bir kitap okumaya başladım Ceyda. Hah, bana şunu söyle Tolga. Evet, Rözenans Kanunu diye. Aa, biliyorum ben bu kitabı şu anda. Evet, ve o kitap sayesinde ben ard arda iş almaya başladım. Kendime güvenim gelişti ve çağırmaya başladım. Ne dedi, ne dedi? Bir senenin kıymetini sınıfta kalan bilir. Bir ayın kıymetini erken doğuran kadın bilir. Bir haftanın kıymetini dergi çıkartan bilir. Evet, bir saatin kıymetini sevgilisini uğurlamak üzere peronda oturan bilir. Bir dakikanın kıymetini uçağını kaçıran, bir saniyenin kıymetini ölümden son anda kurtulan, bir salisenin kıymetini gümüş madalya alan bilir. Evet, insana satın alamayacağı tek şey zamandır. Ama bozuk para gibi harcıyor millet. Sanki 1000 sene yaşayacak. Zavallı. Ne dedi, ne dedi? Azım Caner Can. Soyadı gibi Can. Evet efendim, Sayın Cumhurbaşkanım, Çamlıdere'de hedefim %90, istemiyorum bir tane noksan, var mı hemşerilerim? Ne dedi, ne dedi? Duyduğunuz an tüm sinirinizi yatıştıran cümle. Hesabınıza para geldi. Ne dedi, ne dedi? İnsanın iki şey ayakta tutar nedir? Biri sağ ayağı, biri sol ayağı. Ne dedi, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Almanya sıkıcı mı? İnanılmaz sıkıcı. Cumartesi bir futbol maçına gittim. Adamlar çıkıp futbol oynadılar. Kavga yok, tartışma yok. Taraftarlar ellerine bira almışlar. O kadar cimriler ki son damlasına kadar içiyorlar. Sahaya bile atmıyorlar. Bunlar gavur, paylaşmayı bilmiyorlar. Bizimkiler paylaşmasını biliyorlar. Ya adam içtiği suyu sahaya futbolcuya atıyor ki o da içsin. Ha tabii yanlışlıkla zaman zaman kafalarına falan da değiyor ama o kadar mesafeden bu da normal yani. Biz paylaşan bir milletiz. Biz Müslümanız. Kaleci top tuttuğunda kaleciye bahşiş bile yolluyorlar. O kadar duygulandım ki sahaya bile para atıyorlar. Adamlar o kadar duygusuz ki Dünya Kupası'nı kazandılar. 2 gün sevinmediler. İnsan bir sokağa çıkar, havaya 2 el ateş eder, 2 yaralı olur. Rakip takımın taraftarının peşinden koşarsın. Spor ya, o da bir spor. Bunlar onun için bu kadar göbekli. Maça bak, eve git, uyu. Bu nedir ya? Bizde ne güzel. Taraftar sahaya çıkıp oyuncuyu kovalıyor. Oyuncu taraftarı kovalıyor. Hem futbol hem boks. İkisi bir arada. Aynı bunun gibi yeni çıkmış. Hem çiğ köfte hem dürüm. İkisi bir arada. Almanlar ama 4 Dünya Kupası kazandı yiyen. Bizi istemiyorlar dayı, bizi istemiyorlar. Biz her şeyi doğru yapıyoruz ama onlar bizi istemiyor. Ne dedi, ne dedi? Nüke Duru'yla mı akşam yemeği yersiniz? Evet. Emel Sayın'la mı? Ne yapıyorsun? Amacın nedir? Götlük. Ne dedi, ne dedi? Aşkım be, hazır ayaktayken bana bir çay koyar mısın? Odun olsam neye yarar? Sana yanmadıktan sonra demiş Serhat. Nüfus müdürü olsam ne olur, nüfusumu alamadıktan sonra. Aşçı olsam ne olur, seninle işi pişiremedikten sonra. Ev hanımı olsam ne olur, seni eve sokamadıktan sonra. Nüfus memuru olsam ne olur, sana öldü diyemedikten sonra diyor. İnsan kaynakları olsam ne olur, seni anlayamadıktan sonra. Mühendis olsam neye yarar, seni çözemedikten sonra. Muhasebeci olsam ne olur, senin defterini düremedikten sonra diyor. Koşucu olsam ne olur, sana koşamadıktan sonra. Ne dedi, ne dedi? Ben evimde oturuyordum, kapı çalındı. Ben kapıyı açtım, dedim siz kimsiniz? Dedi biz Allah'ın Kulları Partisi, AK Parti'den geliyoruz. Dedim valla sizden önce Cenab-ı Hak Partisi, CHP geldi, ben onlara söz verdim. O onlar gitti. Ne dedi, ne dedi? Arkadaşlarım dedi bir koyun, koyalım dedi, koymayın dedim, koymuşlar. Ne dedi, ne dedi?
Aleyküm selam. Sağ ol, seni gördüm ve memnun oldum. Bu da her yerde ya. Merhaba İbrahim abi. Merhaba canım. Bu herifi de hiç sevmem. Ne dedi, ne dedi? Burada ilk defa bir şey açıklayacağım. Bu süreçte bizim yükseldiğimizi görenlerin bize neler teklif ettiğini bir duysanız. Ve biz reddettik, yine reddedeceğiz. Ahmet Özdağ, Türk siyasetinde omurgayı temsil eden, dik duruşu temsil eden, vatanseverliği temsil eden bu milletin evladı olmayı. Ne dedi, ne dedi? Dünyada en yüksek özgüveni olanlar, manyaklar, psikopatlar ve narsistler. Ne dedi, ne dedi? Bizim burada 2200 metre yürüyüş parkurumuz var, bisiklet parkurumuz var, açık etkinlik alanımız var. Bizim bir de orijinal ayakkabısız girilen parkımız var burada. Hmm. Ayakkabıyı çıkartıp giriyorsunuz. Yürüyüşünüzü ayakkabısı olarak yapıyorsunuz. İşte çimde. Tabii çimde, çakılda, odun kabuğunda, çamurda. Elektriği atsın diye. Tabii çamurda. Şu meclise gelmeden biraz yürü de öyle gel. Bence beraber yürüyelim. Ne dedi, ne dedi? Hınçlarını bir insani yardım kuruluşundan çıkarmaya çalışıyorlar. Hale bak. Kimdir bu insani yardım kuruluşu? Mavi Marmara ile Gazze'li bebeklere ilaç götüren, mama götüren, gıda götüren, bunun içinde ölümü göze alan bir yardım örgütü. Somali'de, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, ta Aceh'de, Myanmar'da bütün tehlikeleri göze alarak insanlara el uzatan bir insani yardım örgütü. İsrail'in Mavi Marmara'dan dolayı bu yardım teşkilatına kini var. Pensilvanya'nın da aynı sebeple bu kuruluş ekini var. Ne diyordu? Otoriteden izin almalılardı. Otorite kim? Güneydeki sevdikleri mi? Yoksa biz mi? Eğer otorite Türkiye'de bizsek, biz zaten izni verdik. Ama bunlara göre İsrail. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Akşam başka, sabah başka. Omurgalı olacaksın, omurgalı. Omurgasızdan bir şey olmaz. Ne dedi, ne dedi? Ne dediler ben bunu çıkaracağım dedim de 2019 seçim meydanlarında kimin parasını kime veriyorsun dediler. Sesinizi de aynı yaptınız. Olmaz, sorun yok. Dediler, ne dedi? Ne dedi, ne dedi? Koskoca 21 yıllık iktidarsınız. Yazıklar olsun size ya. 200 bin tane troll besleyeceğinize sığır besleseydiniz 200 bin tane. Memleketin et sorununu da çözerdiniz. Süt sorununu da çözerdiniz. Millet et kuyruklarında bekleyip sizden nefret etmezdi. Ne dedi, ne dedi? Şimdi yıllarca peşimde koştum. Artık sen benim peşimde koşacaksın. If you like a coffee hot, let me be your coffee pot. You call the shots, babe, I just wanna be yours. Secrets I have held in my heart are harder to hide than I thought. Maybe I just wanna be yours. I wanna be yours, I wanna be yours. Ne dedi, ne dedi? Biz tanıyoruz, uzun zamandır izliyoruz ama tanımayan izleyicilerimiz için kısaca neden Berlin'desin, ne geçti başından, çok kısa özetler misin? Evet, yani bir araştırma yapıyordum. Rabia Naz cinayetini araştırıyordum. Bu üstü örtülen, örtbas edilen bir ölüm, Rabia Naz'ın ölümü. Polis ve savcı işini yapmıyordu, medya haber yapmıyordu, büyük bir baskı altındaydı. Rabia Naz'ın babasının iddiasına ve sunabildiği bazı kanıtlara göre dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bizzat bu dosyaya el koymuş ve açılmasını engelliyordu. Ben de araştırdım, paylaştım, etkili oldu. Türkiye gündemine geldi, büyük bir tepki ortaya çıktı. Sonra da hatta böyle bazen çözüleceğine dair, aydınlatılacağına dair umutlarımız da oldu. Devlet içinde de aslında sanki böyle sinyaller verildi gibi. Ama hep o el daha güçlü oldu.
her aşamada yeniden kapatıldı, örtbas edildi. Ve bir noktadan sonra bunu benim başlarını açtığım bir bela olarak görmeye başladılar. Ve de cezalandırmak ve susturmak istediler. Gördüğüm oydu. Çok manasız, alakasız suçlamalarla polis ve yargı baskısı altında kalınca bu nedenle cezaevine girmeyi kabullenemedim. Bu bir güçlü bir ihtimaldi. Kabullenemedim ve yurt dışına çıktım. Sonra da dışarıdan geldim. Kesinleşmiş bir ceza var mı Metin? Bu konuyla ilgili yok. Evet. Ama yurt dışına çıktıktan sonra onun siz de yaşamışsınızdır. Zor bir şey uzak olmak memleketten. Durmadım, duramadım. Daha fazla gazetecilik yapmaya başladım. Şimdi hakkımda yakalama ve tutuklama kararları da var. Artık neredeyse takip etmiyorum, onu söyleyeyim gerçekten. Neredeyse paylaştığım her şey yargı konusu oluyor ve döndüğüm zaman alacaklar gibi görünüyor. Ve tamamı haberler, hatta sadece tweetler. Hani ondan fazla yargılama var hakkımda. Yalnızca tweetler, yalnızca paylaştığım tweetler, başka hiçbir şey yok. Dolayısıyla bu saçma düzen değiştiğinde basın özgürlüğü, fikir özgürlüğü kapsamında hepsinin ortadan kalkacağını ve memleketime dönebileceğimi düşünüyorum. Ne dedi, ne dedi? Peki Beyoncé mi defansta olsun, Rihanna mı? Dilek, sence hangisi? Hiç cevap bile vermedi. Tribi yedik hocam. Canını sıkılacak. Ya hazır başlamışken Rihanna'yı da görelim. Ne dedi, ne dedi? Tokat'ta yiyor bu kızlar. Polis aracında da tartaklanıyorlar, dövülüyorlar. Şimdi şunu gördüm ben bugünkü bu görüntülerden. İsrail Türkiye'de en az İsrail'deki kadar güçlü. Yani hala İsrail çok güçlü ve bizim dediğimiz polis yine Müslümanlara zulmediyor. İsrail'e laf söyleyene zulmediyor, ona tokat atıyor. Ama İslam'a hakaret edenlere en ufak bir şey yapılamıyor. Peki ben de size bir soru soruyorum Muharrem Bey. Evet. İktidarda kim var? Kılıçdaroğlu mu var? Bilmiyorum. İktidarda kimin olduğunu ben bilmiyorum. Ne dedi, ne dedi? Kendisinin mağdur olduğunu iddia etmesine? Mağduriyet kavramını şöyle, belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it, touch it, bring it, pay it. Ne dedi, ne dedi? Ben çok yaygın bir psikiyatrik ilaç kullanıyorum, belki biliyorsunuzdur. Taylot. Taylot'u içince kendimi çok mutlu hissediyorum. İnanılmaz huzurlu hissediyorum. İnternetten araştırdım lan, dedim. Niye böyle hissediyorum? Taylot'un içinde kokain olduğuna dair bazı iddialar varmış. Ben Taylot'un uyuşturucuyla bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hiç Süleyman Soylu'yla fotoğrafını görmedim. Lan, muhteşem espri yaptım abi, değil mi? Bak, espri de zamanlama önemlidir bak. Vallahi. Espri de zamanlama önemlidir değerli arkadaşlar. Bakın bunu 3 ay önce yapsam içerideydim. Şimdi yapmış. Ne dedi, ne dedi? Kim çekecek? Kim çekecek? Sarılay. Kim çekecek? Ha, kim telefon kimde? Aa, ben de. Senin telefon bende. Nasıl benim telefonum? Ya bir dur, bir dur ya. Şaşırttın beni seni görünce. Ve yakışıklı adamı görünce şaşırdım. Al canım, çek beni. Hadi, hadi. Hadi, hadi ablacığım gel. Güzel sarıl bana. Güzel. Ya. Ya, aha, hangisini tamam. Çekeceğim? Ne dedi, ne dedi? Arkadaşlar, dikkatli! Dikkatli! Evet, başkanlar ağlar olsun. Ne dedi, ne dedi? Bu TRT Haber mi? Bilmiyorum ki, TRT Haber o gelmiyor, buraya uğramıyor pek. O gelirken yolunu kaybediyor, sonra diyorlar ki bulamadık sizi. Ağlayayım mı? Ne dedi, ne dedi? İşte İstanbul Belediyesi, işte Ankara. Sırf ekonomik yönden kulağını çekti millet. Millet Akbaş'ın ayrılmış değil. Evet. Ayrılmış değil. Belediyelerde bak, meclis üyeleri bizdedir. Aynen. 30 küsur ilçenin 5'i hariç bizdedir. Ankara'da 3 ilçenin dışında bütün ilçeler AK Partisi'nindir. Millet AK Partisi'nden kopmuş değil. Ama mutfak yangınını anlatamadığı için ben de demiştir AK Partiliyim ama
belediye başkanlarıyla bunların kolunu çekeceğim. İşte onun için 23 Kasım seçimlerine gelmeden AK Parti kasanın ağzını açması lazım. Efendim 700 kilo altınımız var, 700 ton. Ben Merkez Bankası'nda şu kadar dolarımız var diyorsunuz. Kimle bırakacaksınız bu hırsızlara mı? Allah aşkına yarın seçimi kaybettiğinizde bunu ayayacaksın. Asgari ücret 4000 değil, yarın 5000 olmasını bekliyoruz. Bu yangını başka türlü söndüremezsin. Ne dedi, ne dedi? Yazın efendim, Ülke yazın, AFAD yazın, uzmanlar yazın, bizler yazın efendim. Her taraf sağlam, bir tane bina var burada ya İbrahim'de, bir tane bina var ya. Eğer bunu yapamıyorsak nasıl devletiz ya? Biz nasıl bir devletiz ya? Olamaz böyle bir şey. Benim devletim büyük bir devlet. Ya bu olamaz. Ben bir devlet olamayayım. Bu kadar acil çaresiz olamayız, mutlu olamayız. Eşim benim, eşimin acısını çekiyorum. Sabahtan beri bu adam ağlıyor. Saat 4'ten beri ağlıyor babası için. Eşimin acısını çekiyorum. Evet, eşimin acısını çekiyorum. Yok, ben eşimin karşısında durmak istiyorum. Bu olamaz ya. Allah'ım, olamaz ya. Havada bir şey yok, kar yok, yağmur yok, rüzgar yok, hiçbir şey yok. Çalışacak tabii ki. Ne dedi, ne dedi? İşte Karamollaoğlu. Yazıklar olsun sana. Ayasofya'nın bir bölümünü müze olarak kullanırız diyor. Ya Fatih Sultan Mehmet'in bu noktada neresini kalkıp da müze olarak bıraktığını duydun? Hangi kitapta var? Ne dedi, ne dedi? Bitirdiler Türkiye'yi. Bitirdiler. Sattılar. Her şeyi bitirdiler. Ama bundan sonra her şey çok çok güzel olacak. Ağzın bağlı yesin bacım. Evet. Yerine CHP'nin iktidarda olmasını istiyorum. Hatta keşke şöyle olsa. CHP böyle tip mesela TKP bunlar %2-3-5 oylarını arttırsalar, beraber ittifakla girseler meclise. Mecliste tip olsa, TKP olsa, işte küçük küçük partiler olsa. Yani böyle bir muhalefet ortamı oluşsa. Yani şu an... Ne dedi, ne dedi? ...maları var ya da Fransızca isim kullanan, özellikle de o mütedeyyin ve muhafazakar zengin kesimin kullandığı markalara bakıyorum. Hepsi Musevi tasarımcıların markaları. Katolik bile değil. Yani işte o Vinilex bavullardan tutun, hani üstü monogramili olan. İşte mesela marka olarak değil, artık çalışmadığı için ismini söyleyebiliriz. Sevgili Christian Lacroix, ünlü bir Fransız terzi. Adamın adı Christian, soyadı, yani adamın adı Hristiyan, soyadı Haç. Başörtünün üstünde Haç var ve Hristiyan yazıyor. Yani İslam kesinlikle başka dinlerin sembollerinin kullanılmasını ve giyinmesini yasaklar. Ne dedi, ne dedi?